Arkadaşlar merhaba, Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde hücre ve organellerle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda mitokondri, kloroplast ve ribozoma ait bazı özellikler gösterilmiştir. Buna göre mitokondri, kloroplast ve ribozom hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Bakalım. X organeline bakalım. DNA'sı var, amino asit kullanabiliyor, oksijen harcayabiliyor. O zaman X organimiz mitokondri. Y'ye bakalım. DNA'sı var, amino asit kullanıyor, oksijen oluşturuyor. O zaman Y organimiz kloroplast. Z'ye bakalım. Amino asit kullanımı olduğuna göre protein sentezliyor. Dolayısıyla Z organimizde ribozom. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan, doğru cevabımız. Ribozom ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Amino asit arasında peptit bağların kurulmasına rol oynar. Evet, ribozom protein sentezi yapıyordu. Amino asit arasında peptit bağlarını kuracak. İkiye bakalım. Ökaryotik hücrelerde sitoplazma, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum ve çekirdeğin dış zarında bulunabilir. Evet, buralarda bulunabiliyordu. Ribozom ATP üretilmesi demiş. Ribozom ATP üretmiyor ama tüketilmesinde rol oynar diyeceğiz. Doğru cevabımız 1 ve 2. Yukarıda özellikle verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Kas hücrelerinde sayıca fazla olup kalsiyum depoluyor. Golgi aygıtını oluşturabiliyor. Hücre içi madde taşınması sağlıyor. Çekirdek ve hücre zarın onarımına yardım ediyorsa endoplazmik retikulumdan bahsediyordur. Doğru cevabımız Bursa olacak. Diğer soruyla devam edelim. Ökaryotik bir hücrede ribozom faaliyetinin arttığı zaman sürecinde aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Ribozom protein sentezi yapıyordu. Yani en sayıda amino asiti peptit bağlarıyla birleştirip protein sentezi yapıyordu ve en eksi bir su çıkıyordu. Dolayısıyla su artışı olacak, amino asit azalacak, protein artacak ve peptit bağları kurulduğu için peptit bağlarının da artması gerekiyor. Ve ATP'de harcanacak, onu da bilelim. ATP harcanması gerekiyor bu olayda. O zaman tüketilen ATP miktarı artacak, azalmayacak. Yanlış grafiğimiz. Protein miktarı artıyor. Doğru. Açığa çıkan su miktarı artıyor. Kurulan bağ sayısı artıyor. Amino asit miktarında azalması gerekiyor. Doğru. Cevabımız Ankara oldu. Mide bezlerinden mide boşluğuna salgılanan bir enzimle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Golgi'de bu enzimi paketleyeceğiz. Doğru. Enzim protein yapılı olduğu için biz bu proteini ribozomda üreteceğiz. Doğru. Ve bu protein endoplazmik retikulumda taşınacak. Golgi'ye verilecek. Golgi'de paketleyecek. Üçü de görevli olacak. Doğru cevabımız Edirne. Ribozom protein ve rRNA moleküllerinin oluşan nükleoprotein yapılı bir komplekstir. Aşağıdaki şekilde hücrede ribozom oluşumuna ilişkin süreçler şematize edilmiştir. Şekilde K ve L ile gösterilen yapılar aşağıdakilerden hangisini doğru olarak adlandırılmıştır? Bakalım. Amino asitler birleşiyor, protein yapılıyor. O zaman bu organelimiz ribozom. Nükleotitler birleşerek rRNA sentezleniyor. Bu da çekirdekçikte gerçekleşecek. Bakalım doğru cevabımız o zaman ne oldu? Ankara oldu. Diğer sorumuza devam edelim. A organeli ve yaptığı görevlerden biri aşağıda şematize edilmiştir. Bu organelin yapabileceği görevler arasında olaylardan hangileri bulunur demiş. Şimdi glikozla proteini birleştirip glikoprotein yapan organel Golgi organelidir. Golgi aygıtıdır. Ona göre bakalım. Bitki hücrenin aralamel oluşumunda görev alacak. Orada sinir hücrelerinde glikoprotein lipid sentezi yapacak. Pankreas hücrelerinde salgı kofullarının da oluşumunda görev alacak. Zaten salgı yapılmasında görevliydi. Doğru cevabımız Edirne oldu.
Kloroplast organelin bazı kısımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde verilen kısımlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Stroma sıvısında DNA, RNA, ribozom bulunuyordu. Evet, kloroplastın sıvı kısmında kendine ait DNA, RNA ve ribozomlar bulunuyordu. Zar kompleksinden içeriye oksijen alınır, karbondioksit verilir demiş. Tam tersi olacak. Karbondioksit alınacak ve oksijen verilecek. Çünkü kloroplast fotosentez yapan organeldi. Doğru cevabımız Bursa olacak. Diğerlerine bakalım. Granumlarda elektron taşıma sistemi bulunuyordu. Evet, tilakoid zar üzerinde ETS elemanları yer alıyordu. Stromada fotosentez enzimleri bulunuyor. Evet, sıvı kısımda fotosentez enzimleri bulunuyor. Klorofil pigmentli granumlar oluşturan zar kompleksi üzerinde bulunuyor. Evet, tilakoid zar üzerinde bulunacak. Bursa doğru cevabımız. Ökaryot bir hücre belirli bir zaman dilimde incelendiğinde amino asitlerden protein sentezi yapabiliyormuş. Oksijen verildiğinde ATP üretimi, karbondioksit harcayarak da besin sentezi yapabiliyormuş. Bu ökaryot hücrede organellerden hangilerinin varlığı kesindir? Bir kere protein sentezi yapıyorsa ribozom şart. Ökaryot dediği için dikkat edelim. Oksijen verildiğinde ATP üretimi yapıyorsa oksijenli solunum yapıyordur. Mitokondri organeli de var. Karbondioksit harcayarak besin sentezi yapıyorsa fotosentez yapıyordur. O zaman kloroplast organeli de şart olacak. Hepsini bulundurması gerekiyor. Edirne doğru cevap. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde X ve Y organelleri arasındaki ilişki şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. X organeli ışık enerjisi kullanarak ne yapıyor? Oksijen ve besin üretebiliyor. O zaman X organelimiz kloroplast. Y organeline bakalım. ATP enerjisi açığa çıkartıyor. Karbondioksit ve su çıkıyor. Demek ki oksijenli solunum yapıyor. Y organelimiz de nedir burada? Mitokondridir. Buna göre bakalım. X organeli fotosentez, Y organeli de oksijenli solunum gerçekleştirir. Doğru. ATP sentez ve amino asit kullanımı X ve Y organelinde ortak olarak gerçekleşir. Evet, kloroplast fotofosforilasyonla ATP sentezi yapıyor. Mitokondri de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi yapıyor. Her ikisinde de ribozom olduğu için protein sentezi yapabilirler. Her iki organelde bölünerek çoğalabilir. Evet, mitokondri ve kloroplastın kendine ait DNA'sı olduğu için kendini eşleyerek sayısını arttırabiliyor. Edirne doğru cevap. Hücresel bir yapı belirli bir süre incelendiğinde aşağıda verilen grafikteki değişim gerçekleşiyor. Buna göre bu hücresel yapı aşağıda verilenlerden hangisi olamaz diyor. Ne yapmış? Amino asitler azalıyor. Bir kompleks besin ve su açığa çıkıyor. Demek ki protein sentezi yapan bir organel. Mitokondrinin içinde ribozom olduğu için protein sentezi yapabilir. Ribozom zaten protein sentezi yapabiliyordu. Granüllü ERN içerisinde üzerinde ribozom olduğu için protein sentezi yapabilir. Kloroplast içinde de ribozom olduğu için gene protein sentezi yapabiliyor. Lizozom hücre içi sindirim yapan bir organeldi. Dolayısıyla kompleks besinin azalması, suyun da azalması gerekirdi. Doğru cevabımız Ceyhan. Diğer sorumuza bakalım. Bir amip hücresinin metabolik faaliyetleri incelenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılıyor. Bakalım, sitoplazmadaki protein miktarı azalıyor, glikoprotein miktarı artıyorsa glikoprotein sentezini hangi organel yapıyordu? Golgi. Hücredeki su miktarı azalıyormuş. Azaldığına göre sindirim yapıyordur. Lizozom olabilir. Ya da su miktarını azaltıyorsa amip hücresi ise bu kontraktil koful da olabilir. ATP, ısı ve karbondioksit miktarı artıyorsa oksijenli solunum yapan organel, o da mitokondri diyeceğiz. Şimdi eleyerek bakalım o zaman mitokondri, Golgi, lizozom. Şu Edirne doğru cevap olacak. Aşağıda XYZ hücrelerinde bulunan koful çeşitleri verilmiştir.
Buna göre açıklamalardan hangisi doğrudur? Şimdi bir hücrede merkezi koful varsa bu hücremiz bitki hücresidir. Özellikle dikkat edelim. Merkezi koful kelimesi duyuyorsak bitkiye ait bir hücredir. Y hücresinde kontraktil koful varmış. Tek hücreli kimde olabilir? Amipte olabilir, öglenada olabilir ve paramesyumda olabilir. Yani terliksi hayvanda olabilir. Sindirim koful demiş. Amipte olabilir, yani öglenada olabilir, paramesyumda olabilir. Çok hücreli bir canlı da olabilir. Bakalım soruya. X hücresi otsu bir bitkiye aitse kofulda depolanan su bitkiye desteklik sağlar. Evet, kofulda bu su otsu bitkilerde desteklik sağlayabiliyor. X ve Y hücreleri aynı canlının farklı dokularına ait olabilir diyor. Bir kere X bitki, Y de tek hücreli canlılardan biri. Dolayısıyla yanlış. Y ve Z hücrelerinde bulunan kofulların faaliyeti sırasında ATP harcanır demiş. Sindirim olayında ATP harcanmıyordu. Dikkat edelim. Dolayısıyla bu yanlış. X ve Z çok hücreli bir canlıya ait olabilirken Y tek hücreli bir canlı olabilir. Evet, Z hayvan hücresi, X bitki hücresi, Y de tek hücreli bir canlı olduğu için doğru cevap olacak. 1 ve 4 doğru cevabımız. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde X ve Y organeline giren ve bu organellerden çıkan bazı moleküller verilmiştir. Buna göre açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Karbondioksit ve suyu alıyor, azotlu tuz alıyor ve amino asit sentezi yapabiliyor, oksijen çıkartabiliyor. O zaman X organelimiz kloroplast. Y organeline bakalım, oksijen tüketiyor. Karbondioksit ve amonyak çıktığına göre oksijenli solunum yapan bir organel. Dolayısıyla mitokondri diyeceğiz. Bakalım, X ribozom, Y mitokondri. Hayır, X kloroplast, Y mitokondri olacak. X organelin varlığı hücrenin ototrof, yani kendi besini kendisi yapan canlı olduğunu kanıtlar mı? Evet, kloroplast olduğu için. X ve Y organeli tek hücreli bir canlı birlikte bulunabilir. Evet, mesela öglenada olabilir. Öglena çünkü ototrof bir canlıydı. Olabilir. X organeli prokaryot hücrede bulunabilirken Y organeli ökaryot hücrelerde bulunur. Bir kere kloroplast zarla çevrili bir organel olduğu için prokaryot hücrelerde bulunamaz. Doğru cevabımız, pardon, yanlış sormuş zaten. 1 ve 4 doğru cevap. Diğer sorumuza bakalım. Hücrelerde bulunan K, L, M ve N organelleri ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre K, L, M, N ve organelleri ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisinin doğruluğu kesin değildir? Bakalım. N organeli hücre bölünme sırasında iyi ipliklerini oluşturuyorsa N organelimiz sentrozom. K organeli glikoprotein sentezliyorsa K organelimiz Golgi. L organeli fosforilasyon yapıyorsa ya kloroplasttır ya da mitokondridir. Fosforilasyon ATP sentezi demekti. M organelinde ETS görev alıyorsa gene aynı şekilde ya kloroplasttır ya da mitokondridir. İkisinden biri. Bakalım. K organelinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir. Evet, yapım. L organında DNA replikasyonu meydana gelir. Evet, kloroplast ve mitokondrinin kendine ait DNA'sı var, eşleyebilir. M organında oksijen üretimi gerçekleşebilir. Belli değil çünkü M organeli mitokondri de olabilir, dursun. N organı sinir hücrelerinde bulunmaz. Evet, sinir hücresi sentrozom içermediği için bölünme özelliği yoktu. K organeli tek zarlı. Evet, Golgi tek zarlı. L ve M organelleri çift zarlı olabilir. Evet, kloroplast ve mitokondri olduğu için M organeli hakkında kesin bir bilgimiz yok. Ya kloroplast ya da mitokondri. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı hücre organellerine ait özellikler gösterilmiştir. Tabloda numaralarıyla sembolize edilen hücre organelleri aşağıdakilerden hangisini doğru olarak eşleştirilmiştir? Bakalım. Nükleik asit çeşidi RNA'ymış. Bölünme özelliği yok. Zar bulundurmuyor. RNA içeren sadece ribozomdur. DNA ve RNA var.
iki katlı zarı var, bölünerek çoğalabiliyor. Üçüncüsü de aynı şekilde. O zaman şu ikisi ya mitokondri ya da kloroplast. Eleyerek gideceğiz. Bakıyorum şıklara. Bursa'da doğru bir eşleştirme var. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bu organellerin ürettiği maddeler verilmiştir. Verilen organellerden hangilerinin ürettiği maddeler yanlış verilmiştir? Golgi glikoprotein sentezi yapıyordu. Mitokondri oksijenli solunum yaptığı için ATP, karbondioksit ve su çıkışı olacak. Kloroplast amino asit ve glikoz yani besin sentezi yapabiliyordu. Koful için trigliserit ve steroid demiş ama bunlar nerede yapılıyordu? Granülsüz ERD yapılıyordu. O zaman 4'ün yaptığı görev yanlış verilmiş. Aşağıda bazı hücresel organeller ve görevleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Golgi cisimciği iğ ipliklerini oluşturma demiş ama iğ ipliklerini oluşturan sentrozomdur. Yanlış. Mitokondri oksijen solunumu yaptığı için ATP sentezi yapar. Kloroplast fotosentez yapıyor. Endoplazmik retikulum fosfolipid yani yağ sentezi yapabiliyor. Lizozom hücre içi sindirim yapıyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Ankara olacak. Arkadaşlar bu dersimizdeki soru çözümü bitti. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.